Herkese selamlar. Bugün tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir kariyer imkanı bekliyor olabilir? Biraz bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle neden bu bölüm? Yani neden tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü? Arkadaşlar bugün özellikle pandemi sonrası dönemde sağlık dünyasının önemi çok daha fazla hissedildi. Ve bu önemin hissedilmesinin haricinde buraya yapılan yatırımlar da çok daha arttı. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu şu anlama geliyor aslında. Bizim için yani tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünde bulunan ihtimaller, imkanlar çok daha fazla arttı. Ha, burada zaten şunu diyebilirsiniz. Halihazırda bilinen bazı kariyer imkanları var. Nedir bu? Mesela KPSS'ye girip 2 yıllık mezunlar arasından atanma şansınızı daha da artırabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Emin değilim. Açıkçası 2 yıllık bölümlerden atanmak şu anda 4 yıllıklara göre nispeten daha kolay. Tabi burada belki eğitim fakültesini çıkarabiliriz. Oranın tabi ki atanma şansı daha fazla öğretmenlik boyutlarıyla. Ama onun haricinde şu anda açıkçası 2 yıllık bir bölümden mezun olduğunuzda bu işte tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik olur. Tıbbi görüntüleme teknikleri olur. Ağız ve diş sağlığı olur. Fark etmiyor ne oldu. Bu bölümlerden mezun olan arkadaşların KPSS'de başarılı olma şansı, atanma şansı mesela bir İBF mezununa göre, bir mühendisliğe göre daha fazla. Zaten buradaki maksat da şu. İki yılın amacı biraz daha ilk aşamada devlet memurluğuna yönelmekte. Diğer bölümlerde yani lisans bölümlerindeki amaçsa biraz daha özel sektör danışmanlık boyutlarına mezun vermek. Bunun akabinde mesela atanma harici neler yapabilirsiniz? İşte hastanelerde çalışabilirsiniz. Tıp merkezleri vesaire. Bunlar zaten sizin bildiğiniz boyutlar az çok. Okuyarak, okuyarak araştırarak gördüğünüz şeyler. Biz bu videoda biraz daha farklı şeyler konuşmaya çalışacağız. Yani bilinen kariyer imkanlarının haricinde sizler bu bölümde okurken ya da mezun olurken neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar özellikle dijital sağlık tarafında bence yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ama bunu sadece tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik olarak söylemiyorum. Bütün bence sağlık bölümleri mezunları aslında kendi içinde farklı kariyer imkanlarını yakalayabilir. Dolayısıyla burada aslında elinizde çok fazla imkan var. Ne gibi? Mesela şu anda bütün dijital sağlık çözümleri girişimcilik tarafında çok fazla yatırım alıyor. Hastaneler tarafından, büyük yatırım fonları tarafından vesaire. Mesela sizler bu boyutlarda, bu tarafta çok farklı açılardan konuyu inceleyebilirsiniz. Mesela dökümantasyon tarafında bu işin dijitale geçmesi, bu işin blockchain tarafında halledilmesi, bütün bunlarla ilgili aslında yapabileceğiniz çok fazla imkan ve piyasada çok fazla fırsat var arkadaşlar. Peki neden bu üniversite? Burada karşımıza iki tane gerekçe çıkıyor genellikle. Birincisi halihazırda arkadaşların yaşadığı şehirlerde kalması isteğiyle puanı biraz daha yüksek olsa da sırf o şehirde kalmak için tercih edebiliyorlar puanlarının altında bir üniversiteyi. Ve veya başka bir şehirde yaşamasına rağmen puanı daha yüksek olduğu için yine arkadaşlar aday arkadaşlar başka bir üniversiteye gidebiliyor başka bir şehirdeki. Bence bu ikisi için arkadaşlar bu üniversiteyi bir tercih olabilir. Yani iki kategorik arkadaşların da beklentisini karşılayacak bir okul bence. Dolayısıyla bence tercih edebilirsiniz bu başarı sıralaması bu taban puan ölçeğinde. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Ben açıkçası bu noktada akademik kadroyu ön plan almak istiyorum. Bir artı olarak. Bence bu akademik kadro ders planlarına baktığımız zaman, hocalarına baktığımız zaman sizi ihtiyaç duyduğunuz o niteliğe bence ulaşacaktır arkadaşlar. Tabii bu noktada şunu söylemem gerekiyor. Üniversite bu işin %50'si arkadaşlar. Yani üniversite size ders programına baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki ihtiyaç duyduğunuz o bilgiyi, birikimi belli seviyede verecek. Ama işin %50'si sizde bitiyor. Bakın mesela az önce bahsettiğimiz konuların hiçbirisi neredeyse ya da çoğu diyelim buna sizin ders programlarınızda yer almıyor. Sadece bu üniversite için değil. Hiçbir üniversitede yer almıyor. Ama aslında dünyanın geldiği nokta burası. Diğer türlü siz ortalama bir şu üniversite şu bölüm mezunu olacaksınız. Oysa ki biz istiyoruz ki arkadaşlarımız mezun oldukları yerlerden sonra bir kişisel marka inşa etsinler. Bir kişisel marka oluştursunlar. Biraz daha buna değineceğiz de aslında önümüzdeki sorularda. O yüzden şimdilik bırakmış olayım. Peki eksisi ne? Bence açıkçası bariz bir eksisi yok. Tabii bunu bu başarı puanı bu taban puan üzerinden söylüyorum. Peki sizin bildiğiniz başka belki başka bildiğiniz eksiler vesaire varsa bunları yorum olarak yazabilirsiniz bizlere. Biz de bu şekilde sizden öğrenmiş oluruz belki. Ama dediğim gibi benim bildiğim kadarıyla bu konuda bariz bir eksi bulunmuyor üniversite tarafında. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Zaten az önce belirttiğim üzere ilk sorudan sonra bazı imkanlar herkesin bildiği şekilde. İşte devlete atanmak, hastaneler, tıp merkezleri vesaire. Ben arkadaşlar bunlara ilave olarak size health care kavramı bahsetmek istiyorum. Health care nedir? Halihazırda sağlık tarafında yeni nesil çözüm geliştiren teknoloji şirketleri. Ama tabii bunlar sadece sağlık dikeyine çalışıyorlar. Bence sizler arkadaşlar bu tarz kuruluşlarda fark yaratan işlere imza atabilirsiniz. Bu satış tarafında olur, pazarlama tarafında olur. işin biraz daha teknik boyutu olur. Arge vesaire belki geçebilirsiniz. Hiç fark etmez ne oldu. Buradaki maksat sizin sağlık endüstrisine merak salmanız, bu dünyayı merak etmeniz ve bu dünya için bir takım yeni çözümler geliştiriyor olmanız. Staj olarak deneler, bu noktada da bence arkadaşlar zorunlu stajdan daha fazla aslında sizin kafa yormanız gereken nokta gönüllü çalışmalar. Çünkü zorunlu stajlar kısa sürelidir ve sizi sadece ihtiyaç duyduğunuz kadar bilgiyle mezun eder. Oysaki gönüllü stajlar sayesinde gönüllü çalışmalar sayesinde aslında o az önce bahsettiğimiz fark yaratan işlere bu şekilde ulaşabilirsiniz. Peki ne yapmak lazım? Yani üniversiteye başladım ben mesela ön lisansa. Nasıl ilerlemem gerekiyor? Arkadaşlar bence ilk başta mümkün olduğunca bölümünüzün dışında ama size katkı sağlayacak alanlara yönelin. Mesela ajanslar, sosyal medya ajansları, pazarlama ajansları, bunun akabinde mesela STK'lar, sivil toplum kuruluşları. Bütün bunları öncelik verin, bunları üzerine kafa yorun ve buralarda bir şekilde fark yaratmanın yollarını arayın. Ha, bunu söylerken de şunu söyleyeyim, bir yana, biraz uyarmam gerekiyor. Yani geleceği çok fazla düşünmemek gerekiyor. Evet bu yaptığınız çalışmaların her birisi size katkı sağlayacak. Ama nasıl katkı sağladığını şimdi denmemiz mümkün değil. Steve Jobs'ın bununla ilgili bir laf var. Diyor ki noktalar ileri doğru görülemez. Onlar geriye doğru kendiliğinden birleşirler. Dolayısıyla siz ilk iki sene daha doğrusu lisansın, ön lisansın genel süreci boyunca, bu iki yıl boyunca çalışmaları yapın ve biraz zamanı bırakın gerisini. Göreceksiniz ki onlar size ihtiyaç duyduğunuz o istediğiniz fark yaratan işlere ulaştıracaklar. Mesela bunun akabinde son bir dipnot ekleyeyim. Şu an arkadaşlar Pazarlama tarafında, ajans tarafında, pazarlama ajansı olarak aslında e, büyük ajansların en büyük sorunlarından bir tanesi sektörel ihtiyaçlara çözüm sağlayamamaları. Bugün pek çok hastane, pek çok tıp merkezi aslında kendi çalışmalarını yapacak, üretecek bir takım böyle yeni nesil özellikle sağlık sektörüne dikeyli ajanslara ihtiyaç duyuyor. Mesela bunları da yapabilirsiniz. Evet alanınızın çok dışında ve işiniz bir pazarlama yapmak değil belki ama... Bu bölümde öğrendiğiniz know-how'la o teknik bilgiyle birlikte şirketlerin neye ihtiyaç duyduğunu, sağlık endüstrisindeki püf noktaları nelerin ön plana çıkarılabileceğini daha iyi biliyorsunuz altyapı zemin olarak. Bunun üzerine mesela bir de bir ajans deneyim eklersiniz, gönüllü çalışma yaptığınız. Oradaki bilgiyle birlikte burada mükemmel çözümler üretebilirsiniz. Ve sağlık endüstrisindeki her bir paydaş için tıp merkezi, hastane, işte belki bakım evleri vesaire, belki bireysel çözüm üreten insanlar, bütün bu insanlar için farklı çözümler sunabilirsiniz. Ha şunu diyeceksiniz. Bunu bana okul veriyor mu? Vermiyor. Buna açıkçası söylemek gerekiyor. Bunlar okulların öğrettiği şeyler değil. Çünkü bunlar kişinin kendisinin geliştirebileceği imkanlar. Bizim mesela diğer videolarımızı eğer denk geldiyseniz şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Artık kariyer dünyası, kariyer yönetimi dünyasında arkadaşlar kişilerin kendi mesleklerini kendilerinin geliştirmesi bekleniyor insanlardan. Yani bir hastane size gelip şunu demeyecek ya benim işte sağlık dikeyinde bir ihtiyacım var bir ajansa. Hayır böyle bir şey yok. Ama siz bunu yapıp yanına bir iki tane referans eklediğinizde sonrasında pek çok hastanenin peşinizden geldiğini göreceksiniz. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Şimdi bunu iki 3 farklı kategoriden ele almak gerekiyor. Birincisi devlet memuru zaten maaşları belli. İkincisi hali hazırda kendisini geliştirmiş arkadaşlar. Yani 2 sene boyunca bu dediklerimizi yapmış belki biraz yabancı dil eklemiş vesaire üzerine bu arkadaşlar mezun olduktan sonra asgari ücretin bir buçuk katı gibi maaşla bence iş hayatına başlayıp sonrasında güzel güzel işte asgari ücretin iki katı gibi maaşla devam edip üçüncü yılın sonrasında bunun akabinde birleşik etkiyle daha da yukarı çıkacaklar diye düşünüyorum. Ama şunu diyeceksiniz. Bu genel bir şey mi? Yani herkes böyle mi yapıyor? Hayır. Herkes böyle yapmıyor. Çünkü maalesef arkadaşlar kariyer yönetimi ülkemizde geride kalınan bir konu. Yani bize bu konu lisede, üniversitede hatta yüksek lisansta anlatılmadığı için nasıl kariyer yönetileceği ve teknolojik trendlerin kariyerdeki etkisi çok fazla değerlendirilmediği için maalesef bu konular daha geri plana kalıyor. Ve arkadaşlar biraz daha kariyer yönetimini üniversiteden sonra karar veriyorlar. Bu da şuna açıkçası yol açıyor. Mezun olduktan sonra kariyer yönetimine başladığınızda bu süreçte bir iş buluyorsunuz ve tecrübesiz olduğunuz için size asgari ücret teklif ediliyor maalesef. Ve sonrasında bir yandan asgari ücretli bir yerde çalışıp bir yandan da aslında neyi istediğinizi potansiyelinizin neye yakın olduğunu vesaire incelemeye çalışıyorsunuz. Bu da günün sonunda 26-27 yaşına kadar aslında belli bir maaşın altında çalışmanıza neden oluyor. İşte sıkıntı tam olarak burada. Yani benim zaten istediğim burada gerek bu üniversite olsun gerek diğer üniversitelerde olsun Tabi dokumentasyon ve sekreterlik okuyan arkadaşların eğer niş bir yoksa spesifik direkt bir hedefleri yoksa mümkün olduğunca kendi yeni hedeflerini bu sayede oluşturabiliyor olmaları arkadaşlar. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde bunların haricinde eksik kaldığımız unuttuğumuz kısımlar unuttuğumuz olabilir. Bunları da bize yorum olarak yazabilirsiniz. O şekilde cevaplamak isteriz sizlere her zaman. Bunun akabinde eğer arkadaşlar bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.